İslam dünyasında Türk coğrafyasından gelen gök bilimcilerin katkılarıyla tarihin ilk donanımlı rasathanesi 829 yılında Bağdat'ta kuruldu. Bu sayede bugünkü modern rasathanelerin temelleri atılmış oldu. Büyük gök bilimci Takiyuddin el-Raşid Teleskoplar Evrenin sınırlarına ve zamanın başlangıcına uzanan gözlerimiz. Görme duyularımızın sınırlarını kat kat aşarak bilinmezleri bilinir kılan dev gözler. Böylesine gelişmiş teleskopların başlangıcı, gözün sınırlarının aşıldığı an. Ve bunu başaran ilk gökbilimci Takiyüddin el-Raşid. Evet, yanlış duymadınız. Takiyüddin el-Raşid kendi yaptığı uzakları gören araçla yani teleskopla gözlerin sınırlarını aşarak göklere bakan ilk gökbilimci. Takiyüddin 16. yüzyıl Osmanlısının en önemli bilginlerinden biriydi. Doğunun ve batının astronomisine hakim, zamanının en ileri astronomlarından biri. Astronominin önünü açan ve kalıcı çözümler üreten büyük bir matematikçi. Aynı zamanda icat ettiği astronomi aletleri, saatler, buhar ve su gücüyle çalışan makinalarla çok yetenekli bir mekanikçi. Fakat Takiyuddin el-Raşid'in icat ettiği teleskopla gökleri gözlemleyen ilk astronom olması ve bunu kitaplarında yazmasına rağmen bilim tarihçileri Takiyuddin'den 40 yıl sonra teleskopun Hollandalı gözlük imalatçısı Lipper şey tarafından icat edildiğini ve bir yıl sonra da Galile'nin gökleri ilk defa gözlemlediğini sanıyorlardı. Maalesef Takiyuddin'in icat ettiği bu teleskoptan dünyanın haberi olamadan rasathanesi yıkıldı ve çalışmaları sekteye uğradı. Buna rağmen yine yılmadı ve çalışmalarına devam etti. Ama bu büyük talihsizlikten sonra gökbiliminin bu topraklarda ilerlemesi duraksadı. Takiyuddin Er-Raşid kimdir? büyük bir bilgin olmasının yanında geçmişte kadılık eğitimi aldı ve yıllarca adalet kurumunda kadı olarak hizmet verdi. Bu sırada gök bilimine merak sardı ve kadılık görevinin yanı sıra yaptığı gözlemlerle ünlendi. Ve Takiüddin nihayet saray müneccim başılığına atandı. Daha sonra Tophane sırtlarında Takiyüddin'in önderliğinde büyük bir rasathane ve içinde çoğunluğu astronomi ve matematik kitaplarından oluşan büyük bir kütüphane kuruldu. Rasathanede Takiyüddin ile birlikte çalışan büyük bir kadrosu vardı. Su kaynaklarından suyu yukarı taşıyabilen gelişmiş aletler, buhar gücünü kullanan düzenekler, şömine ve sobadan dumanı dışarı atmaya yarayan baca içine yerleştirilmiş buhar gücüyle dönen pervaneli bir alet gibi tasarımlar da yapmıştır. Buhar gücünü üretimde kullanma yaklaşımı daha sonraları sanayi devriminin temelini oluşturdu. Onun mekanik üretimleri bu kadarla sınırlı kalmadı. Takiyuddin güneş saatleri, mekanik saatler ve döneme uygun cep saatleri de üretti. Zira astronomide dakika ve saniyeyi çok daha hassas gösteren saatler çok önemlidir. Batıda saniyeyi gösterebilen saatlerin yapılışı ve kullanımı onun yaptığı saatlerin ardından çok sonraları gerçekleşmiştir. Mekanik bilgisi ve mühendisliği böylesine üstün olan Takiyuddin Aynı zamanda matematik konusunda da üstün çalışmalar yaptı ve bunları hem astronomik gözlem tekniklerini hem de aletlerini geliştirmede kullandı. Örneğin, geometri ve matematikte kullanılan sinüs, kosinüs, tanjant ve kotanjantları gökyüzü ve yeryüzü haritalarını çıkarmakta kullanmasına rağmen aynı yüzyılın ünlü bilim insanı Kopernik dahi bu fonksiyonları hesaplarında kullanmamıştır. Trigonometrik fonksiyonları ilk defa ondalık kesirlerle gösterip birer derecelik aralıklarla sinüs ve tanjan tabloları oluşturdu. Altmışlık sistem yerine bugün kullandığımız onluk sistemi ve bu yöntemi kullanan bir alet geliştirdi. Gök bilimi konusunda çok önemli kolaylıklar getiren zatül ceyb denilen gözlem aletini ve geliştirdiği onluk yöntemi bilim dünyasına tanıttı. Bir cetvelin yüzeyini 60'lık sinüse göre, diğerini ise bilginlere ve gözlem neticelerinin hesaplanmasına uygun düşecek şekilde kolaylaştırıp yararlılığını ve olgunluğunu artırdığım onluk sinüse taksim ettim. Ondalık kesirlerle güneşin ortalama merkez ve en uzak nokta hareketini, günlerin düzeltmesini, ortalamanın ve merkezin düzeltmelerini hesapladım ve bu yolla güneşin yörüngesini istenilene uygun vasıflarla tespit ettim. Aynı şekilde ayın ortalamalarıyla bunlara ait düzeltmeleri de belirledim. Böylece Takiyüddin 60'lık sistemden çok daha kolay olan onluk sistemin genelleştirilmesi doğrultusunda önemli bir adım daha atıyordu. Yüce Allah izin verirse bu sistemde bir ziç yazmaya karar verdim. Çünkü bununla yapılacak çarpma ve bölme işlemlerinde 60'lık çarpım tablosuna ihtiyaç duyulmaz ve toplamada çok kolaydır. Takiyuddin çarpma işlemini bugün olduğu gibi sayıları alt alta koyarak yapmış ve sonucun ondalık hanelerini tam sayıdan ayırmıştır. 60'lık yöntemde kesir basamakları çok olan sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapmak çok vakit alan bıktırıcı ve yıldırıcı bir iştir. Oysa onluk yöntemde kesir basamakları ne kadar çok olursa olsun çarpma ve bölme işlemleri kolaylıkla yapılabileceği için ay ve güneşin yanında gözle görülebilen Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn'ün gökyüzündeki devinimlerini gösterir tabloları düzenlemek ve kullanmak eskisi kadar güç olmayacaktır. İstanbul Rasathanesi'nde yapılan gözlem sonuçlarını içeren ve 1580 yılında tamamlanan Yıldız Tablosu, ondalık kesirlerle hazırlanmış olduğu bilinen ilk tabloydu. Tüm bu gözlem ve hesaplar daha birçok bilimsel buluşa gebeydi. Ekiptik düzlem ve Ekvator arasındaki açıyı tarihte ilk kez gerçeğine çok yaklaşan bir dereceyle hesapladı. Gök bilgini Takiyüddin, optikle astronominin birbirini nasıl tamamladığının farkındaydı ve gökleri gözlemenin ışığı anlamakla mümkün olduğunu biliyordu. Osmanlı tarihi boyunca optik alanında yapılmış tek ayrıntılı deneysel ve kuramsal çalışma Takiyüddin'e aittir. Onun optik çalışmalarının çok önemli bir özelliği, Kepler'den çok daha önce ışığın aslında maddesel bir şey olduğunu, fakat bilimsel bir araştırmada geometri yoluyla incelenebileceğini ve çizimle gösterilebileceğini ifade etmiş olması ki, bunun oldukça modern bir yaklaşım olduğunu biliyoruz. Kitabının ismi Göz Bebeğinin ve Görmenin Işığı çalışmalarının sonunda göz merceklerimizin sınırlarını aşarak göklere bakan ilk gözlerin sahibi. Ben uzakta bulunmaları nedeniyle görülemez eşyayı en ince ayrıntılarıyla gösterebilen ve ortalama uzaklıkta bulunan gemilerin yelkenlerini bir ucundan tek bir gözle baktığımızda görebileceğimiz bir mercek yaptım. Kendi zamanına kadar bilinen tüm astronomi bilginlerini bir araya getirdi, sorunları belirledi ve onları çözecek adımları attı. Böyle bir bilim tutkusuydu onunkisi. Onun kurduğu rasathane döneminin en ileri rasathanesiydi icat ettiği aletlerin ve teleskobun ondan sonra batıda ortaya çıkışı 40-50 yıl sonra oldu. 1577 senesinin Kasım ayında İstanbul semalarında ünlü 1577 kuyruklu yıldızı gözlemlendi. Rasathanenin açıldığı döneme denk gelen bu kuyruklu yıldız rasatı, Takiyüddin'i ve ekibini heyecanlandırmıştı. Takiyüddin 40 gün boyunca İstanbul semalarında olan kuyruklu yıldızı rasathaneden gece gündüz uyumadan gözlemledi ve gözlemlerinin neticelerini padişaha sundu. Bu kuyruklu yıldız Takiyüddin tarafından hayra yorulmasına rağmen bilimsel gelişmelerin varlığından rahatsız bir kısım çevre bu yıldızın bir felaket habercisi olduğunu söyleyerek rasathaneye karşı halkı kışkırtmaya çalışacaktı ve rasathanenin yıkımına neden olan bir süreci başlatacaktı. Bu gözlemin ardından İstanbul'da 1578'de bir veba salgını baş göstermiş, gözlem evine karşı olumsuz tavır Takiyüddin ve ekibi üzerinde bir baskıya neden olmuştu. Bu salgından sonra iki yıl daha çalışabilen rasathane 1580 yılında yıktırıldı. Bu durum karşısında son derece büyük bir hayal kırıklığına uğrayan Takiyuddin üzgün bir şekilde evine kapandı. Ömrünün son yıllarını yine bilimle geçirdi. Çalışmalarına ölünceye kadar burada devam etti. 18 Şubat 1585 tarihinde bilimle dolu ömrü son bulduğunda geriye sayısız eser, bilgi, matematiksel tablolar ve icatlar bıraktı. Asıl üzücü olansa onun bu büyük bilimsel projelerinin sekteye uğramış olmasıydı. Geçen yılları yakalamak için yeniden bir rasathanenin kurulması için 350 yıl beklemek gerekti. Ömrümün büyük bir bölümünü matematik ve doğa bilimlerini öğrenmekle geçirdim. Gençliğimin ve yetişkinliğimin en değerli çağını zihnimde karanlık bir nokta kalmayıncaya kadar bu bilimleri öğrenmek uğruna para gibi harcadım. Evet. Takiyüddin bu topraklarda yetişmiş en büyük alimlerden biriydi. Tutkuyla bilginin peşinde koşan, bizi gururlandıran, sayısız eser bırakan büyük gökbilimci Takiyüddin el-Raşid.